Heyo arkadaşlar, merhaba. Bugün üzücü videolar izleyeceğiz. Evet, bugün çılgın coşkulu bir giriş yaptım ama öyle olmayacak. Üzüleceğiz, ders çıkaracağız ve güzel animasyonlara bakacağız. Bakalım kimler ağlayacak, kimler duygusuz. Ağlayanları yorumlara bekliyorum. Her neyse, hadi başlayalım. İlk animasyonumuz Hayvanların Yaşamı isimli bir animasyon. Lionheart Production'ı izlemiş orijinali. Hadi izleyelim. Oo, denizler. Merhaba denizler, ne güzel denizler var. Oo, kuşlar da geçiyor. Cıvıl cıvıl. Şu an ne güzel başladı. İleride kötü bir şey olacak. Oo, balinalar. Tatlış balinalar. Ya balinalar normalde bu kadar tatlı mı bilmiyorum ama şu an tatlış gözüküyorlar. Bak bak, şarkı söylüyor, balinaya bak. Dans edin. Leylekler. Çok güzelsiniz siz. Bak 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 bak. Oo, şeyler. Rhino. Rhino'nun Türkçesi neydi ya? Gergedan. Gergedanlar. Çocuk bu gergedan ve annesi. Sizi yerim. Sizi yerim. Küçük fok balığı. Ay, ne kadar tatlılar. Küçük fok balıkları. Kayıyorlar bak, salak salak. Oh, fırtına var ileride. Ne oluyor? Ne oluyor? Abo, insanlar gelmeye başladı. Avcılar, dur. Gergedanıma dokunma. Gergedanıma dokunma. Gergedan! Ha, fokların yaşadığı yere giriyor insanlar gemileriyle. Hayır, orada küçük foklar var. Onlardan uzak durun. Balinalara ne oldu? Leylek var. Leylek, ooo. Dünyayı kirleten şeyleri görüyor. Suyu muyu kirletmişler, leylek boğuluyor suyun içinde. Ya! Gergedanın boynuzunu sökmüşler. Ya! Balinaları yakalıyorlar. Yağını falan alıyorlar. Öldürdüler balinayı. Suya düşüyor. Leylek de o şeyin çıkardığı pisliklerden dolayı artık boğuluyor, ölüyor. Gözünü yerim ya, tipe bak. Foklar. Foka ne oldu? Bir fok daha vardı, kardeşi. Almışlar herhalde. Bununla mı öldürecekler? Hayır, küçük foka bir şey yapma. Duygulandım. Evet, üzücü ama şu an gerçekler bunlar ve sadece şunu anlamıyor insanlar, yani çoğu insan. Dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Dünyada bir sürü çeşit bizim dışımızda canlı türü var ve onlarla yaşamayı uyum içinde sürdürmemiz lazım. Bu animasyondaki gibi böyle devam edemez. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Neyse, duygulandım, diğer animasyona geçelim. Yani söyleyecek o kadar çok şey var ama bir video yetmez, hatta bir sürü video. Evet, kötü yumurta isimli bir animasyon Big Animation yüklemiş. Bunda kanallarına abone olabilirsiniz. İzleyelim. Kötü yumurta. Düşünsene, kötü bir yumurta var. Geliyor size, çelme takıyor. Yumurta yuvarlana yuvarlana. Salak salak şeyler. Neyse. Şimşekler çakıyor. Havalar bozuk herhalde. Çünkü şimşek çakıyor. Oh. Bir tane tepenin üstünde bir kuş ve çocuk kuşu ve iki tane yumurta. Bir yumurta çatlıyor ve içinden bir yumurta çocuk kuş daha çıktı. Ve biraz asabi herhalde. Ne oldu? Aliye kardeşinin şeyinden, sol canından. Abo, onun ona verdi, onun ağzındakini de aldı. Bencillik yaptı. Niye bu kadar bencil bu küçük kuş? Dur bakalım. Annesinin ağzındakini de aldı. Onu da yedi, onu da yedi. Biraz daha istiyor. Bencil olma, kardeşin var bir tane daha. Biraz daha solucan bulmak için gitti. Annesine yalvardı, anne 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 dedi. Aslında ikisine de yeterdi o solucanlar. Bir yumurta daha var. Hayal kuruyor küçük kuş.
Şimdi o çocuk yumurtadan çıkınca iki kuş olacak. İki kuş daha fazla olunca ona hiç solucan kalmayacak diye hayaller kuruyor şu anda. Kötü kötü düşünüyor. Sinirlendi de ondan dolayı. Baba şerefsizlik yapıyor. Lan o senin kardeşin şerefsiz. Pislik. Kardeşi küçük yumurtadan çıkmış bir şeyi öldürdü. Bak öldü ya kuş. Hayır onu da atıyor. Pis şerefsiz. Bencil. Bencil. Kardeşini öldürdü. Kardeşlerini öldürdü. Sırf daha fazla solucan yemek için. Oh, silah sesi geliyor. İnsanlar var. Ne oluyor? Annesi nerede? Hah, annesi geliyor. Annesini de sırf bencilliğinden dolayı solucan almaya yollamıştı. Hadi annesi. Yazık kadın. Soğukta üşümüş. Gitmiş bir tane solucan bulmuş çocuğu için. Ama diğer çocukları yok. Üzülüyor. Ya. Ah, insanlar var, silah sıkıyorlar. Hala solucan peşinde gerizekalı. Hadi annesi. Annesine vurdular. Salak, bencil. Üzüldüm ya. Aa, ona da şahinler kaldı. Şimdi şahinler de onu yiyecek. Özlü bir söz yazmışlar. Dünya herkes için yeterli şeyi sağlar. Yani ne gerekiyorsa. Fakat her hırslı cimri insan için değil. Doğru. Yani bu videodan da çıkaracağınız ders. Her zaman elinizdekiyle yetinmeyi bilin. Ve çok fazla hırslı olursanız ve insanları bu uğurda harcarsanız bir gün sizin de sonunuz gelecektir gibi bir sürü mesajı var. Bence çok güzel bir animasyon. Bu animasyon umarım bir ders çıkarmışsınızdır. Sıradaki animasyonumuza geçiriyoruz. Güvenli bir yer animasyonumuzun adı. Bunu da The CG Bros diye bir animasyoncular yapmış. Onların kanalına abone olabilirsiniz. Başlayalım. Güvenli bir yer. Legolar, oyuncaklar. Hıy, ne güzel. Bir oyuncak Lego'da. O Legolar. Çocuk oyuncaklarıyla oynuyor. Bir korsan adam geliyor. Ona saldırmak için ve Süpermen onu kurtarıyor. Ya. Tatlış. Süpermen mi bu? Bilmiyorum. Bir tane şey işte. İçeriden ses geliyor şimdi. Biri geliyor. Süpermen. O babası geliyor. Babasının elinde içki gördüm. Babası içki içiyor herhalde. Yazık. Ne olacak? Bak bak bak, içki içiyor babası. Odasının kapısını kapatıyor. Kilitliyor babası girmesin diye. Ya. Aha ses yaptı. Evde yalnız bir yerler kırık dökük, fark ettiniz mi? Şerefsiz eline kemer aldı. Bak 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 bak. Oyuncağını kırdı. Çocuğu dövecek. Pis şerefsiz. Gerçekten böyle insanların yani cezasını bir şekilde verilmesi lazım yani. Çocuğa el kaldıran bir insan gerçekten insan değildir yani. O lanet olası bir varlıktır yani. Gerçekten pisliktir çocuğa. Yani o kadar kötü şey var ki söylenebilecek. Çocuk ne güzel. Çocuğun tek hayali babasından dayak yemesini engelleyecek birisini hayal ediyor çocuk. Küçük bir animasyon bu da. Diğer animasyonumuz da Glued. Mickey Mouse isimli kanaldan yayınlanmış. Hadi bakalım. Evet. Eti döven bir kadın. Kadın herhalde, evet, kadın olması lazım. Çünkü et dövüyor. Yani eti erkekler döver ama kadına benziyor. Daha ha, şimdi gördü, tamam, kadın. Manyak, gözü kapalı et kesiyor. Gözü kapalı niye et kesiyorsun? Dışarı bakıyor. Dışarıda çocuklar top oynuyor. Bir tane kızla bir tane oğlan. İçeriden oyun sesleri geliyor. Bu da onun kendi çocuğu herhalde. Adı da Gullit olabilir. Yani Gullit, ya bilmiyorum. Çocuk oyun oynuyor. Çocuğa vermişler eline oyunu.
Karşısına oturmuşlar şeyin. Kapattı. Hey, niye kapattın anne? Bak günü ışığı açtı, şeyi açtı. Bak dünya ne güzel oğlum. Git dışarıda oyun oyna. Çocuk yok. Nerede çocuk? Hayır, çocuk gitmiş. Anne düşünceli. Acaba çocuğumu nasıl dışarı çıkartabilirim? Ah, bir oyun sesi daha geldi. Şimdi bilgisayara geçmiş bak. Bilgisayarı vermişler çocuğun önüne. Dediğim gibi bilgisayar oynuyor. Çocuk bir robota bağlamış. Şu gözlere baksana nasıl bakıyor. Sanki benim, tam benim küçüklüğüm. Saçları da dikmiş aynı ben. Oh, kapıyı açtı. Bak ne güzel dünya var dışarıda oğlum. Git oyun oyna. Haydi bak top. Bak diğer arkadaşların da dışarıda. El sallıyorlar sana manyak gibi. Dondurmacı da var. Ah şimdi de elindeki Tetris'le oynuyor ya. Çocuk. Çık lan dışarı. Diğer oyun şeyini çıkardı şimdi. Kadın delirdi. Kır hepsini, kır. Kıramıyor da, kırıyor. Ne oldu? Çocuk, annesi delirdi, sinirlendi. Bütün şeylerini kırmaya başladı çocuğun. Bilgisayar olsun, o olsun, bu olsun. Her şeyi kırıyor, camdan dışarı atıyor bak. Her şeyi kırıyor çocuğun. Bak 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 bak. Pokemon topları falan geliyor. Ha hadi bakalım. Şimdi ne yapacağım velet? Kadın delirdi ya. Ne yapacak bunlarla? Biraz korkunç bir animasyon olmuş abi. Yaktı hepsini. Psikopat. Korktum. Sonra? Bak bak bak. Kadın delirmiş artık. Bütün şeyleri kırmaya devam ediyor. Aa! Çocuğu dışarı çıkmış. Çocuk dışarıda. Aa ne güzel. Çocuk artık dışarıda oyun oynamaya başladı. Merhaba. Ne oldu? Bir şaşırdın. Bir garip hissettim seni. Ne oldu kadın? Çocuğa bak. Dışarıda elindeki konsolla oyun oynamaya çalışıyor. Çocuk da delirmiş. Topu oynatmaya çalışıyor konsolla. Evet. Evet. Bu animasyon biraz korkunç, biraz ürpertici olmuş. Siz de eminim izlediğinizde göre ürperdiniz bu animasyondan ve korktunuz, anlıyorum. Bence animasyonun vermek istediği mesaj şu: bir anda çocuğunuzun evden çıkmasını beklemeyin. Yani çocuğa veriyorsunuz bilgisayarı, veriyorsunuz onu, veriyorsunuz bunu, veriyorsunuz tableti, veriyorsunuz onu, bunu, şunu, her şeyi veriyorsunuz. Sonra bir anda diyorsunuz ki, aa çocuğum neden dışarı çıkmıyor acaba? Çocuğumda sıkıntı var galiba. Çocuğunda nasıl sıkıntı olabilir? Çocuk yani. Yani neyse bunu geçelim. Diğer animasyonumuz gelsin. Dizim kısılmış benim. Evet, diğer animasyonumuzun adı Take Me Home. Bunu da The JG Bros yapmış. Abone olabilirsiniz kanallarına. Bir sürü güzel animasyonları var. Hadi devam edelim. Evet, Take Me Home. Beni eve al. O köpek animasyonu. Köpek animasyonu. Güzel güzel güzel. Hadi bakalım. Burası ne, bir kafesin içinde köpeğimiz, yazık. Ya, tüme bak. Bak üzülüyor bak, nasıl ağzını açıyor bak, esniyor. Ya seni yerim ben. Bak nerede bu? Bir sürü köpek var, barınakta herhalde. Ama bir kız geliyor. Merhaba kız. No, gözleri mavi ve küçük sarışın bir kız. Geldi. Ha, köpek sevindi. Ha, neden? Merhaba, merhaba, merhaba. Zıpla, zıpla. Alay. Başka köpekler de var orada. Ha, dur. Kızın ilgisi başka bir köpeğe gitti. Bu köpek daha zarif. Diğer köpek sevgi istiyordu ama bu köpek daha zarif ve tüylü mülü beyaz bir köpek. Üzüldü. Yazık ya. Bir şeyler mi yapacak? Oo, ne güzel yastığını sallıyor. Bak bana bak.
Beni eğlenceliyim. Ama yastığı parçalayıp kendini onun gibi şey yapmış. Onun gibi şey yapmış, davranışa girmiş. Yazık ya, tipe bak. Gülüyor, aa. Köpek üzüldü. Bana niye gülüyor ki diyor. Ya kıyamam, yazık. Uyanacağım. Gitti. Onu bırakıp gitti. Diğer köpeği alıyor. Ya. Ana. Baba. Saldırdı ona. Ay, kafası orada kaldı. Şapşal ya. Bak. Gördün mü? Sen gidersin, o elin beyaz köpeklerini seversin ama bizim burada aslan gibi adını bilmediğim çok tatlı bir köpeğimiz var. Siyahlı, kahverengili, grili. Şapşal seni. Kafası girmiş, yazık. Ay, kafasını çıkar. Yağma yok mu? Ay tamam, oh. Canım benim. Oley. Seni gidi şapşal, bak gelin, hani hadi kızı kaptın. Bence yüz verme, o sarı beyaz köpeği seçmişti. Yüz verme bence hiç. Beyaz köpek ağla. Güzeldi. Animasyondan çıkarmanız gereken bir ders var mı bilmiyorum, onu pek anlamadım ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar sizin sevginizi bekliyor. Eğer şansınız varsa gerçekten bakabilecekseniz bir barınaktan bir köpek sahibi olabilirsiniz. Hayvan sevgisi çok özel bir şeydir ve herkeste bulunmasını isterim. Şimdi kötü beslenen bir insan organları ile ilgili ödüllü bir animasyon yapmışlar. Çok güzel, ben birazcık izlemiştim, şimdi birlikte izleyelim. Hazır mısınız? Üzülmeyin ama. Ha. Başlıyor. Hadi bakalım, kötü beslenen bir insanın organları nasıl oluyormuş görelim. Organ hikayesi. Saat 7:56, herhangi bir yer İngiltere'de. Gece vakti. Herhangi bir yer, önemli değil neresi oldu. Adam biri uyuyor. Sağlıksız. Donu monu var, salya sakmış, pislik. Yıkamıyor hiç herhalde. Biraz pis bir adama benziyor. Şimdi bu adamın iç organlarına bakıyoruz, tamam mı? Kalbi var. Akciğerleri var. Kalbi tiplemeler biraz garip olmuş tabi. Mala benziyorlar birazcık. Baba. Midesi, karnı acıktı. Sabah oldu, karnı acıktı. Mide dedi ki yemek ver. Gözlerinin içinde de beyni var. Beyni uyuyor. Beyin uyan. 8 oldu. Oh. Vur saate, kalk. Hey, gözün çapayla kalktı. Bir yüzünü yıka. Beyin diyor ki. Beyin mideye sinyal yolluyor. O da böyle abur cubur gibi böyle yağlı yüksek şeyle her şeyi yiyor. Gömüyor. Mide alıyor tabii bunları. Yağlar bir sürü birikiyor. Ciğerinde şey yapmaya başlıyor. Sonra vücudu yağlanmaya başlıyor. Çok fazla yağlı yemek kötü bir şey tabii. Şu an yağlanıyor vücudu çok fena. Ha, sigara da var. Oo tabii, götür sigarayı da. Sigara içmeyin. Sigara içerseniz ne olacağını göreceksiniz bu videoda. Vücuda verdi zehri. Gene abur cuburla besleniyor. Gel sonra cipsi de yolla. Yağlanma deli gibi sigara iç. Ciğerler ölüyor. Bir süre sonra obezite olmuş artık. Yağlanmış her yer. Tabii sonra en sonunda ne oluyor bu kadar çok yağlı, sağlıksız beslendikten sonra? Kalp ölüyor. Hasta işte, ne yapacaksın şimdi? Beyin çıldırdı. Akciğerler çıldırdı. Mide çıldırdı. Ha, beyin krizler de. Her yer çıldırıyor, kalp durduruyor tabi. Hastaneye götürüyorlar. Vurdu, olmadı. Hasta ölüyor. Vur. Abooo, öldü adam. Ölmeyecek herhalde çünkü animasyon biter ölürse. Ha, canlanıyor. Heh, kaldığı yerden devam. Tabi yağlı mağlı, pis bir durumda. Şeye bağlamışlar, sigara içiyor. Hala içmeye devam. Oh, şimdi ciğerlerden sıkıntı çıkacak bak. Ciğerleri deli gibi şey yapıyor. Sigaradır, odur budur, egzozdur, egzoz da garip olmuş. Şimdi ciğerlerinde
burada animasyonla anlatmaya başlamışlar ama şey oluyor. Neydi bu? Yani her görmüşsünüzdür mutlaka böyle o okulda böyle sigara içenlerde siyah şey oluyor ve ciğerleri kaplıyor komple ve her yere bulaşmış şimdi bak. O beyni öldü adamın. Hani içtin sigarayı, en sonunda beynin öldü. Makineye bağlı yaşıyorsun sonra. Yani bir hayat, hayatı böyle geçirmek, organ cenneti. Bitti. Organ hikayesi, evet. Yani bu animasyondan çıkarmanız gereken aslında bir sürü şey var. Kısaca temeli şu: sağlıklı yaşayın. Bu kadar. Sağlıklı yaşayın. Hamburgerdir, odur, budur, şu güzel ama her şey belli bir ölçüde güzel. Yani sürekli bunlarla beslenirseniz obez de olabilirsiniz. Sağlıksız. Sigara içmeyin zaten. Sigarayı kesinlikle içmeyin. Yani sigara içenlerde bir rahatlama, bir mutluluk sağlıyor ama hayatta sağlığınızı tehlikeye atacak kadar bence önemli bir şey değil sigara. Yani niye sağlığınızı riske atıyorsunuz ki sırf birazcık mutlu olmak için? Bence siz bundan çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Sigara içiyor musunuz bilmiyorum. İçen takipçilerime de söylüyorum buradan. Sonunda beyniniz ölür animasyondaki gibi. Evet. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yandaki çıkan videoları tıklayarak diğer videolarıma gelebilirsiniz. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Animasyonları yapan kanalları da takip edebilirsiniz. Daha bir sürü animasyon yaparlar onlar da. Kendinize iyi bakın. Abone olduğunuz kanallara Enes Batur'dan geldik yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım bu animasyonlardan sonra hayatınıza güzel daha fazla şekil verirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Evet, bay bay. Yani görüşürüz. Bu kadar.